Evet sevgili dostlar sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Bir önceki video yani başlığı son dakika işte Atilla Salahin'in yerine gelecek stoper ve yedeği müthiş duyumlar. Et dadus hashtag Golvar olan video birinci kısımda. O videoyu muhakkak ve muhakkak izlemenizi öneririm. O videoyu izlemeden bu videoyu izliyorsanız bu bitince de onu izleyin arkadaşlar. Çünkü bu iki video birbiriyle aşırı bağlantılı. Orada söylemediğim şeyi burada, burada söylemediğim şeyi orada söylemiş olacağım. O yüzden kopukluk yaşamayın. Mesela diğer videoda şeyi söylemeyi unuttum. Ya hocam tamam Salah'ı gitsin, Kim de gitsin de şimdi mi buldunuz diyeceğinizden adım gibi eminim. Ya da hocam şimdi mi gönderidir? ligin başlamasına şu kadar kalmış, kupanın başlamasına şu kadar diye. Ben de size Fenerbahçe'nin maç fikstürünü e, gözlemlemenizi rica edeceğim alınabilecek isimleri mesela alınan isimlerle hani bu fikstürden rahatlıkla çıkamaz mıyız sizce? Onu düşünmenizi isteyeceğim. Ayrıca sizce Fenerbahçe'nin savunma hattı mı? Ofans hattı mı daha güçlü? Rakipler hangisine daha çok tedbir alacak? Ya da hangisine delmek için silah kullanacak? Onu düşünün derim şahsım adına. Sonrasında devam edelim. Adı Fenerbahçe'nin anılan Janaton Silva kulübüyle karşılıklı olarak anlaşarak serbest kalmış. Bu sol bek olan arkadaş sanırım. Bununla ilgili e, bir girişimimiz vardı ama şimdi haber gelirse konuşacağım. Fakat mevzumuz bu değil. Ben bu transferi yani şu, bu kısımda bunu çok konuşmak istemiyorum. Çünkü daha önemli şeyler konuşacağım. Napoli Kim Minji için Fenerbahçe'ye iki taksi halinde 20 milyon euro ödemeyi kabul etti ve bunu taahhüt etti diye duyumlar geldi. Biz de yedik, çok da güzel bir şekilde yedik. Napoli veriyorsa afiyet olsun dedik, yedik. Ancak ortada şöyle bir sıkıntı var, şöyle bir durum var. 20 milyon euro iki taksit olacak. Biz bunu yani bu transfer döneminde tek parça halinde kullanabilecek miyiz? O da ayrı bir mesele. Sonra yine duyumcu bir arkadaş 20 milyon euro'nun içinden 1 milyon euro FIFA dayanışma katkı payı olarak. Kim Minji'nin kariyerinde oynadığı 6 takıma eşit dağılacak diye. Yanlışım yoksa bu bir kural. Yani Avrupa'ya gelişte miydi? Profesyonel sıçrayıştan? Bu bir kural arkadaşlar. Tam kural hatırla, hatırıma gelmedi ama bu bir kural. Bu dayanışma fonu kuralı. Bu da çok mühim değil. Opsiyon koydurursun. Şu olursa 1 milyon euro, şu olursa 2 milyon euro diye. Yani o konuda rahat olun onu kuralı yaparsın. Şimdi Kim Min ayrılması durumunda birçok isim düşünülüyor. Mesela bunlardan bir tanesi Ruben Semedo. Hatırlarsınız bu arkadaşı. Bu Semedo ismi o kavgaya mavgaya bulaşan arkadaştı sanırım. Şimdi iyi bir stoper olduğunu söyleyenler var. Para verip de tırt bir isim alacağımıza Semedo'yu alalım diyenler var ben her türlü fikre, her türlü görüşe saygı duyuyorum. Tabii ki de olabilir. Olmayabilir. Ama şimdi Semedo ismi dursun. Şimdi Kim satışından sonra Semedo'nun Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini diyenen Portekiz. Jorge Jesus eski oyuncusu Semedo ile Fenerbahçe tekrar bir araya gelebilir diye o Ojogo. Ve Türkiye medyasından da birçok arkadaşımız bunları çeviri halinde yapıp bakın ilk biz bildik demek adına bunu vermişler. Ruben Semedo ismini konuşacağız. Hepsini bir değerlendireceğiz. Ama gelir mi? Bu soru işareti. Ya da şimdi konuşalım 28 yaşında. 1.91 boyunda. Portekiz milli takımında 3 kez oynamış. 5 milyon euro transfer market değerine sahip. 2023 Haziran'a kadar şeyi var. E, Olympiakos'ta sözleşmesi var. Zamanda Olympiakos Villarreal'den 4,5 milyon euroya alıyor. Porto'ya kira alıyor. 31 Ocak'ta Haziran'a kadar hem de 350 bin euroya. Yani Porto'nun da bir ümidi var. Sonra geri dönüyor. Şimdi elemeler adını yazdıramamışlar ama çetrefilli bir futbolcu. Yani tuhaf bir isim. Alınabilitesi olan bir futbolcu ama alınır mı onu bilemem. Şimdi Napoli Başkanı Kim Minjiye anlaşmasını yakında tamamlamayı umuyoruz. 24 saat içinde 24 saat önce bitirmek istedik ama hala vergiler ve daha fazlasını tartışıyoruz demiş. Bugün artık 24 Temmuz herhalde 25 Temmuz'da kapını yaparlar diye düşünüyoruz ya da 26 Temmuz'dan onu söyleyeyim. Şimdi bir Galatasaraylı'nın müthiş bir yorumu var. Ne hikmetse diyor. Ren diyor. Parayı ödemeye hazırdı. Kimici gitmeye hazırdı. Fakat transfer okları yine ne hikmetse koçların yakın dostu Napoli'ye döndü. Ne diyelim abi adamda para ve çevre var. Yarın öbür gün Nazım Sangare'yi bile Empoli'ye falan saplar demiş. Nazım Sangare'yi Empoli'ye saplasın. <laughs> Gelsin böğrümüze böğrümüze. Ama şunu söyleyeceğim. Galatasaraylı arkadaşların Fenerbahçe transferlerini bu kadar yakından takip etmeleri gerçekten beni çok mutlu ediyor. İçlerindeki Fenerbahçe aşkını, içlerindeki bastırılmış o Fenerbahçe dürtüsünü ortaya çıkarmaları gerçekten çok hoş. İnşallah yakın zamanda onlar da doğru yolu bulurlar. Yani Napoli başkanının bile istiyoruz demesi, Napoli teknik direktörünün Spalettin'i istiyoruz demesi ilginçti. Şimdi Fenerbahçe'de bir sıkıntı var. Stoper sıkıntısı. Kim minci gidici bir Salahiye teklifler var. 2. Serdar Aziz'in sakatlığı malum. Orada Serdar sakatlıktan da onu dolayı oynayamayacak biliyorsunuz. Bir, bir buçuk ay öngörülüyor. Fenerbahçe'nin Cenk Özkaçar'ın transfer durumu hakkında bilgi aldığı söyleniyor. Şimdi diğer videoda söylemediğim şeyi söyleyeyim. Hocam bu kadar isim ortaya atıyorlar. Palavra değil mi hepsi? Hepsi palavra diyemem ama bu kadar isim boşuna ortaya atılmıyor arkadaşlar. Yani gerçekten birçok isimle uğraşılıyor. Orada Cenk kaçar. 6 Ekim 2000 doğumlu. 21 yaşında ama 22 olacak. 1.87 boyunda stoper. 2 milyon euro piyasa değeri var. Olimpik Lyon'un topçusu. 2025'e kadar sözleşmesi var. Satış fiyatından %10 pay 6 ayın olacak ama en fazla 1.5 alabilecekler diye. Zaten 1.5'a zamanda satmışlardı. Belçika'ya kiraladılar. Olmadı Cenk kaçar. Şimdi de kulüp arıyorlar. Fenerbahçe opsiyonunu deneyebilir diyorlar ama sol ayaklı sol stoper. Şimdi mesela Salahin'in yedeği olabilecek bir isim. Az önceki, bir önceki videodan birini çek. Bunu da stoper yedeği çek mesela. Karlı iş gibi olur. Ama yapar mıyız? Zor. Alexandre Penetra. Biliyorsunuz Famalikon'un futbolcusu. 3 milyon euro transfer market değeri var. Şimdi Penetra içinde de Famalico 3 milyon euro istiyor. Biz bir 1,5'a bile çıkmıyoruz. Bilginiz olsun. Şimdi her duyumcunun her duyumuna inanırsanız evin yolunu bulamazsınız. Yani her duyumcunun her duyumuna inanırsanız evin yolunu bulamazsınız. Haberiniz olsun arkadaşlar. Önce onu belirteyim. Ve birçok yani kanalımızı bilen, bilmeyen ya da kanalımıza iftira atmak isteyen arkadaşlar da gelmiş medyadan duyumlar konuşuyor, duyum diye yutturuyor. He millet salak, kimse de internet yok. Kimse de internet yok. Ne? Bir tek siz akıllısınız. Şimdi yine devam edelim. Malank Sar. Arkadaşlar aslına bakarsanız Malank Sar için biz çok uğraştık. Çünkü niye? Eğer salayı satarsan Al sana bedavadan. Bedava olmasa da bedavaya yakın fiyata malan Hemen hemen aynı kalibrede futbolcu. Hem de sol ayaklı sol stoper. Hani az önceki Arjantinlerden hiçbiri gelmese de malan böyle 4-5 milyon euro satın alma opsiyonuyla gelse. Hatta 7'ye de şu Cenk Özkaçar alabilsek. Bence sol stoper transferi yeterli. Bir tane de sağa babalar gibi birini çek yeter. Pablo Mari. Pablo Mari'den evet yanıtı almışız. Arsenal bekleniliyormuş. Hocam hepsi yalan değil mi? Arkadaşlar hepsi yalan falan değil. Görüşülüyor. Birçok futbolcuyla görüşülüyor. Şartlar soruluyor. Merak etmeyin. Gustavo Henrique'den sona doğru böyle bir haber var. Haberin başlığı. Superarşivden Fenerbahçe Flamengo'lu Gustavo Henrique transferinde sona yaklaştı. Sona mı yaklaştı? El insaf arkadaşlar. Kanalda eşek kadar video var başlığına bakabilirsiniz. Kapak fotoğrafına bakabilirsiniz. Kimi ayrılacak olması Serdar Azim beklenmedik sakatlığı sonrası. Savunmadaki boşluk doldurması için hızlandırdı. Üniversiteden Nino için girişimleri sürdürüyor. Bu arada Nino'yu da konuşacağım. Listesindeki başka isim Usta Bayanlık'a e büyük aşama kat etti. E, video konferans görüşme gerçekleştirdi. Jesus'un yakından tanıdığı Henrique. Ya ben mi anlatamıyorum? Ortak noktada buluşuldu. Ben mi anlatamıyorum, siz mi anlamıyorsunuz? H O yok ne yazdık? Kap kap yazdık değil mi? Bakın bakalım ne neymiş videonun başlığı neymiş, içerik neymiş. Dönüş yapmaları bekleniyormuş birkaç gün içerisinde falan. Bence dönüşü yaptılar. Şimdi Gustavo Henrique'nin menajerleri ve Flamengo yani Gustavo Henrique'nin menajerleri Flamengo yönetimiyle görüştü arkadaşlar. Rio'ya gidip Hatta siz bu videoyu izlerken belki Yok belki zor ya. Transfer açıklaması herhalde birkaç gün daha sürer. Öyle hemen olmaz. Minimum 2 gün. Yani 26, 27'sinden önce zor. Gustavo Yeniker'in açıklanması. Şu an takımların anlaşması hemen hemen tamam. Fenerbahçe ile Gustavo Yeniker tamam. Gustavo Yeniker ile Flamengo yönetimi tamam. E hocam o zaman şey ne? Bu evrak işleri falan biraz sıkıntı. Şimdi Şunu söyleyeyim. Türkiye'den bir duyumcu arkadaş yazmış. Fenerbahçe Gustav Henrique'ye ilk yaptığı teklif olan 2,5 milyon euro teklifle bu transferi bitirmek istiyor. İki kulüp ödeme planı hakkında konuşuyor. Şöyle böyle. Şimdi arkadaşlar internete girin. William Arao yazın. Arattırın. 7 milyon euro transfer market değeri olan bir futbolcudan bahsediyoruz. Bakın 7 milyon euro değeri var. Ee, 3 milyon euroya alınmış gözüküyor. Ben diyorum ki 3'e bile almadık. İnanmazsınız nasıl olsa. Ben 3'e bile almadık diyorum. Ama siz 3 diyorsunuz. Herhalde kap açıklamasını gördünüz. Ondan 3 diyorsunuz. Ben 3'e bile almadık diyorum. Şimdi ikincisi biz 7 milyon euro yazan futbolcuyu kaça aldık? 3'e. Yani yarısından daha düşük fiyata. Gustavo Henrique'nin transfer marketine girin. Bakın ben size anlatıyorum ha. Dikkatli dinliyorsunuz inşallah. Transfer marketine girin. Gustavo Henrique'nin 29 yaşında futbolcu 2 milyon 800 bin euro yazıyor. Aynı yaş. 2 milyon 800 bin euroyu ikiye böldük. 1 milyon 400 bin euro. Birazcık daha çıkalım. 1.2 milyon euro. 1.2 milyon euroya Gustavo Henrique'yi alalım mı? Aa bir şey söylemeyi unuttum. Sağ stoperin yedeği olarak. Yedek stoper olarak. Alalım mı? Hocam önce hele bir sağ stoperi alalım da. 1.2 milyon eurodan daha düşük fiyata. Hocam iyiymiş aslında ya bedava gibi bir şey. Gustavo Henrique'ye yıllık 2,5 milyon euro vereceğimizi söyleyen hangi arkadaşsa ona da buradan kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Herhalde Galatasaray Kulübü ile karşılaştırdı ya da Galatasaray Kulübü'ne ajanlık yapıyor bu arkadaş. 600 bin ila 800 bin euro arasında yıllık ücret veriyorum Ustavu Enrique'ye. Bir daha söyleyeyim. 1,2 milyon euronun altında bonservis. 600 ila 800 bin euro arası bir bedelle yıllık ücretle 3 yıllığına getiriyorum Fenerbahçe'ye. Kabul ediyor musunuz? Not yedek stoper olarak. Ha, tabii henüz maddi şartlar konuşulmamış falan filan oyuncuyla diyorlar ama geçiniz. Antrenmanında yer almamış, maçta yer almamış. O çok önemli değil. Bu da tamam. Hocam bak. Kim Minji'yi sattık. 19 milyon euro gelir diyor bu arkadaş. Şimdi Gustavo Henrique için 3 milyon euro veriyormuşuz yaklaşık. Öyle söylüyor Brezilya basını. Yıllıkta 1.6 maaş, 900'de vergi 2.5'tan 7.5 10.5 milyon eurosunu buraya mı vereceğiz Kim Diyen arkadaşlar var. Algılara kapılmayın. Nino ismi. Şimdi gelelim Nino'ya. Ben Nino'yu getiriyorum Fenerbahçe'ye. 5 milyon euroya getiriyorum. Yok 3 milyon 750 bin euroya getiriyorum. Bonuslarla 5'e getiriyorum. Kabul ediyor musunuz? Etmiyor musunuz? Şampiyonlar Ligi ve şampiyonluk bonusuyla. Kabul ediyor musunuz? Etmiyor musunuz? 10 Nisan 97 doğumlu 25 yaşında bir stoper. Brezilya milli takımda oynamış. 1.88 boyunda bir stoper. Skiz videolarına çok aldanmayın. İyi bir stoper. Zamanında hocam 1 milyon euro almışlar. İyi olsaydı 1'e mi alırlardı? E sen daha yüksek alıyorsun. Ben diyorum ki gelin beni kırmayın. Size 3 tane stoper alayım. Malang sarı alayım. Nino'yu alayım. Gustavo Henrique'yi alayım. Siz de sesinizi kapatın. Serdar Aziz de var. İşi bitirelim. Kabul ediyor musunuz? Yok etmiyorum. Ya da Malak Sarı bize vermezler diyorsanız. Agustin Rogel, Rogel ya da David Martinez'den birini alayım. Yine Nino'yu alayım. Topere de Gustavo Henrique'yi alayım. Ama ilk Gustavo Henrique'yi açıklayayım. Kap olarak. Kabul ediyor musunuz? Elsi de hiçbir şey kabul etmiyorsun ya. Anlatmıyorum. Kapatıyorum videoyu. Şimdi Nino almak için biz tabiri caizse çok affedersiniz ama yırtınıyoruz. Ve Nino'yu almak için yırtınan Fenerbahçe bir de sol ayaklı sol stoper peşinde Atilla Salahi'ye yedek şey Atilla Salahi'nin arkasından dolduracak az stoper arkadaşlar. Bilginiz olsun. 2. Şimdi bunu da söyledik. O da tamam. Bu arada ee, çok çeşitli teklifler geliyor bizim transfer teklifi yaptığımız futbolculara. Hani biz diyoruz ya Vitor Pereira'nın listesine girelim falan filan. Jesus'un listesini görenler de hemen teklif atıyorlar. Bunu da söyledik. Ben şunu söyleyeyim. Gustavo'nun kulübüne ee, 1.2'nin altında. Bu arada opsiyonlarla, bonuslarla 1.6'ya çıkabilir onu söyleyeyim de 1.6'yı falan görürseniz sonra bana kızmayın peşin konuşalım. 600 bin 800 bin euro arası artı bunda da bu opsiyon var şey bonus var. Misal işte 20 maçta oynarsa 100 bin euro gibisinden. O da 800-900 bin euroyu bulabilir. Belki adam 20 maçta 40 maçta oynadı. 700 anlaştı. 200 daha ekle. 900 civarında. Ee, olursa olabilir gibi. Anladınız mı? Hocam Luis Gustavo diye birisi var Fenerbahçe'de. Çok maaş alıyor. Hocam yok mu yok söyle birisi. Tanım kim miyim kimmiş miymiş hocam. Ee, tanıyıp tanımam arasında gidip geliyorum da hani kesin duyumu almak üzereyim. Eğer o gelmiş olsaydı Gustavo Luis Gustavo kimmiş diyecektim. Almak üzereyim ama belki de çok yakında derim. Şimdi Gustavo'nun Yerini dolduracak adamı aldık gibi duruyor. Arao dolduracak gibi. İsmail Yüksek de dolduracak gibi. 6 yani numaraya parayı gömmüştük. Şimdi 3 milyon euro gömdük. Bir İsmail Yüksek'e bel bağladık. Crespo zaten 1.5 alındıydı. Bugün Crespo 9-10'a gidecek olsa hiç kimsenin ruhu duymaz. Kimse de bıdı bıdı yapmaz. En azından Kiev maçından sonra giderse bıdı bıdı yapmaz. Böyle bir ortamdayız. Sonrasında Muhammed Gümüşkaya, Muhammed Gümüşkaya için ben size bir şey söyleyeyim. Ben normalde Muhammed Gümüşkaya için üye arkadaşlara kap dedim. Bayağı alıyor. Kesin gidecek ama Vestel'li ama Giresunspor de istiyor diye. Giresunspor Başkanı Hakan Karahanet açıklık getirmiş. Muhammed Gümüşkaya korsa Fenerbahçe'nin vereceği karar belli değil. Bekliyoruz demiş. O da işi açıklamış arkadaşlar. Şimdi bakın işte Salah'ın yerine gelecek stoper ve yedeği müthiş duyumlar videosunun devamı burasıydı. Son dakika Fenerbahçe'nin yeni iki stoperi hayırlı olsun. Alın size kap. Bir gol var hashtag'ini koyalım. Şimdi bazen bana kızıyorlar diyorlar ki kap diyorsun hani kulüp kap yapmıyor. Ya arkadaşım Kulüp kap yapacak olsa zaten beni niye takip edeceksin? Gider kulübü takip edersin. Ben sana burada Yani ben sana burada ee, Duyumun kralını veriyorum. Daha ne istiyorsun ya? Ben sana burada duyumun kralını veriyorum. Daha ne istiyorsunuz ya? Arkadaşlar aşk olsun. Ve şunu söyleyeyim. Defanstan para kazanıp defansa para tabii ki vereceksin. Defanstan para kazanca defansa parayı tabii ki vereceksin. İçiniz rahat olsun. Ben de sizler gibi bir taraftarım. Ben de sizler kadar fanatiyim. İçiniz rahat olsun. Anlatabiliyor muyum? İçiniz rahat olsun. Hocam ya sen polyanlacılık yapıyorsun. işte. Ali Koç'tan param alıyorum. Ben hiç kimseden para almıyorum. Ben para alsaydım şimdiye kadar Ali Koç'u bir, bir, kez bile eleştirmezdim. Yani beni başkalarıyla karıştırmayın. Burada birçok kişi birilerinin silah şörlüğünü yapıp saçmalama derdindeler. Zaten ilk ve son yorumlar oluyor genelde. Ahlaksızlık, terbiyesizlik vesaire vesaire insanları tahrik etme falan filan. O gibi insanlarla karıştırmayın bu kanalı. Bu kanalı o gibi insanlarla karıştırmayın. Lütfen. Siz gidip işinizle ilgilenin arkadaşlar. Unutabiliyor muyum? İşinizle ilgilenin. E, merak etmeyin. Derdini tasasını siz bana bırakın. Ben elinden geleni yapıyorum arkadaşlar. Başka ne söyleyecektim? Başka da şunu söyleyeceğim. Şu an Fenerbahçe'nin hedefi, öncelikle hedefi stopere dönmüş durumda ama aynı anda hem stoper hem forvet de gelebilir. Stoper, forvet. Bak sol beki öteledik. Kaleciyi öteledik. Sağ kanadı öteledik farkındaysanız. Ama hocam 3-4 transferle iş bitecek diyorlardı. Sen niye 8 artı dedin? Biraz da futbol bilgimiz olmasın mı? Yani kendimizce biraz da futbol bilgisi konuşmayalım mı? bizim de durumumuz bu arkadaşlar. Bakın tetikte bekleyen bir sürü insan var. Bir sürü insan gibi gezinen insan benzeri kişiler var. Kanmayın. Ya bir önceki videoda size neyi anlattım? Hazırlık maçlarını anlattım. Bakın Fenerbahçe aynı skorlar alsaydı topa tutuluyordu. Şu an ne başkan ne şu ne bu. Herkes topun ağzındaydı. O saçma sapan ee, neydi? Mor Fehervara falan. Eğer Galatasaray yerine Fenerbahçe yenilmiş olsaydı sinek bir git. Şu an kıyamet kopmuştu. Bu kadar çabuk gaza gelmeyin. Bir de ya arkadaşlar ukalalık gibi düşünmeyin ama ya çok biliyorsanız gelin siz yapın diyesim geliyor birçok kişiye. O gelmesin çöp. Bu gelmesin çöp. Niye çöp diyorum? Sosyal medyada herkes çöp yazmış diyor. Ya sosyal medyaya göre bakın bakalım en çok takip edilen kanallar hangisi? Bakın bakalım onların genel fikrine. Şimdi şunu söyleyeceğim. Şu kanal 25 bin değil de 750 bin takipçi olsaydı. Bak 750 bin takipçi olsaydı. İşte o zaman benim Ali Koç'tan para aldığımı düşünebilirdiniz. Niye? Lan 750 bin takipçi. Kafalara işte misal veriyorum. Gustavo Henrique Yıldız'dır diye sokarsan iş biter. Bu arada Gustavo Henrique Yıldız'dır diye de sokabilirim ha kafanıza. Bak bir bekleyin. Bekleyin. Ben size bir şey göstereceğim. Alın. Kim Meji ile Gustavo Henrique karşılaştırması. Bak. Şunu versem. Diyeceksiniz kocam Mustafa Henrique iyiymiş ya. Bak 31 maça 26 maç hemen hemen aynı sayı. 5 maç eksik. Pas yüzdesinde kim daha iyi? Hava topu kazanmada Mustafa Henrique perişan etmiş 3-0. Top çalmada kim daha iyi? Top kesmede kim daha iyi? Uzaklaştırma hemen hemen aynı. Çalım yemede hemen hemen aynı. Faul yapma hemen hemen. Engellenen şut hemen hemen. Bak şu listeye bile bakıp. Hocam bu listede iyi de kim daha iyi olsun. Daha iyi gösterebilirim. Alın bir başka liste. Bakın. Gustavo Royan Serdar Aziz, Atilla Salahi. Bak şimdi de dediğim gibi eğer Allah göstermesin ben birilerinden para alarak iş yapıyor olsaydım. Şimdi bakın. Maç sayısı hemen hemen aynı. Salahi bir gıdım fazla ama süre bazında hemen hemen üçü de aynı. Pas yüzdesi Serdar Aziz çok iyi. Gustavo 2, Salahi 3. İçlerinden en kötüsü. Uzun pas isabetinde içlerinde en kötüsü Salahi. Hava topu kazanmada içlerinde en kötüsü Salahi. Top çalmada Salahi, ya Gustavo Henrique kötü ama hemen hemen aynı gibi. Top kesme hemen hemen aynı gibi. Uzaklaştırmada en kötüsü Salahi. Aul yapmada en kötüsü Gustavo bir adım öne geçmiş ama biraz belki ligi serttir vesaire. Çalım yemede en kötüsü salahi. İkili mücadele kazanmada, bakın Serdar Aziz yüzde yetmiş. Öbürleri otuz sekiz bıçağı kırk üç. Sırt engellenen şutta en kötüsü salahi. Şimdi ben eğer para karşılığı işte bir şey yapacak olsaydım. Bakın alın size salahiyi çöplerdim. Çok da güzel çöplerdim. Anladınız mı arkadaşlar? Bizim derdimiz Fenerbahçe. Biz burada Fenerbahçe menfaatleri gereği konuşuyoruz. Yoksa kimse babamın oğlu değil. Ya kimse babamın oğlu değil ya. Arkadaşlar bu kadar sığ düşünmeyin, basit düşünmeyin ya. Yani evet şu konuda haklısınız. Ben de size hak veriyorum. Yani gidip de hani tam sezon başlayacakken futbolcu satışı mantıklı değil. Kabul ediyorum, eyvallah. Ama şartlar bunu gerektiriyorsa mecbur. Bir de unutmadan şunu belirteyim. Unutmadan da şunu belirteyim. Sizin müthiş dediğiniz her futbolcunun gerçekten müthiş olduğuna emin misiniz? Yani sizin müthiş dediğiniz her futbolcunun. Niye bunu söyledim biliyor musunuz? Niye bunu söyledim? Acaba sizin müthiş dediğiniz isimden için George Jesus ya bu, bu adamdan iş çıkmaz. Bu adam iyi bir futbolcu değil dediyse fikriniz değişecek mi? Yani o adam işi biliyor arkadaş biz onun kadar bilemeyiz diyecek misiniz? Bence demeniz lazım ama siz daha iyi bilirsiniz. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar.